الكتائب حي الكتائب في ترى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاري. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır. Dinler arası diyaloğun bizim için anlamı bütün insanları İncil'e ve kiliseye, yani Hristiyanlığa ulaştırma yoludur. Orada görüşeceğiz. Vatikan'da Papa Hazretleri'yle. Evet, şu anda izlediğiniz görüntülerde Papa'nın elini öpen isim Alaaddin Kaya. Yanlış görmüyorsunuz. Fethullah Gülen'in sağ kolu. Bu gezinin kahramanlarından Alaaddin Kaya, Papa'nın elini öpüyor. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümüne, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin, ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakın. Allah'ı bırakıp da bazılarımızı Rab edinmesin diyor. Dikkat edin, bu mesajda Muhammed'in Resulullah yoktur. Pek muhterem Papa Cenapları, üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonunuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdim. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için Zat-ı Âli'nize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuş ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlar. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Fethullah Gülen, Rabbi aciz. İcabında mahkemenin altının üstüne getireceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bin döktüreceksin, belki geriye biri dönecek. Bu dershaneleri üstad destekleriz yani. 1 milyar vereceksiniz, 10 milyonu tazminat davası alacaksınız. Yani bu olan mahkum etmektir yani. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Hazırabildim mi? Evet. Sen istediğin hidayet edemezsin, kalpleri açamazsın, o kilitleri çözemezsin, imanı duyuramazsın. Aslından şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim. Canım çıksın. Yetim.
katil. Babası öldü Kur'an'ın. Babası öldü Kur'an'ın. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ve 10 asır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban olayım. Allah şahit, sizi çok beğeniyorum. Ölürken sizden hayırlı arz edeceğim. İnanmak ne yapıyor bak Fethullah'ın adamları, bizim mezbuğumuz şu yanlışı yaptı diyemiyorlar. 1 milyon adet kitap bastırıp dağıtıyorlar. Eski sözlerini alarak neden Muhammed Resulullah demek miyimdir? Senin Fethullah'ın bu sözü bugün söylemiyor. 30 sene evvel söylemiş. Ahmaklık edip herkesi kendin gibi sanma. Diyemiyor ki ben doğru bildim, iyi gördüm, müdafaa ettim. Yanlış gördüm, aleyhine döndüm. Ölçüyü İslam'dan alabilmek ve ölçüye sadakatle sahip olabilmek büyük bir fazilet. Adamlar diyemiyor ki bizim adamımız sapıttı, ne yapalım? Biz iyi zamanda ona uyduk. Bugün imam dairesinin dışına çıkacak sözler söylüyor. Aa, ben bunu tasvip edemem. Benim ölçüm Fethullah değil. Benim ölçüm Kur'an. Peygamber diyemiyor. Adam papaya mektup veriyor, altına imza koyuyor. Sizin hizmetinizin bir parçası olmak istiyorum diyor. Papanın hizmeti nedir? Hristiyanlığı yaymaktan başka. Testisi yaymaktan başka. Şunun karşısında bir adam irkilip dönmüyor, saftan ayrılmıyor. Çünkü devrimiz putçuluk devridir. Herkesin bir putu var. Herkesin bir putu var. Ölçü put. Put muhabbeti. Adam yazıyor. Ehli kitapla ittifakımız var. Nerede? Amentü'de. İnanmayana yazıyı gösteririm. Bu zamanda çıkmış bir yazı. Efendi sen dağda çoban olsan bile bunun altına imza koyman yadırganır. Senin ehli kitap dediğin Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Hangi amencide ittifakın var? Senin kitabına inanmaz, peygamberine inanmaz hiçbiri. İnandığın Allah'a da senin gibi inanmaz. Yahudi Üzeyr Allah'ın oğludur der. Hristiyan İsa Allah'ın hem oğludur hem de ortağıdır der. Hani ittifak? Sen şimdi bunun muazzam bir cemaatimiz var, 300 tane mektebimiz var. Ülkenin değil, dünyanın fatihi olsan şu söz hak olmaz sen söyledin diye. Ama bu hain bunu müdafaa ediyor. Yanlış anlaşıldım, ben onu demek istemedim. Biz bir insanın sözünün doğru anlaşılmasını temin edecek kadar izan sahibiyiz. İzansız olan sensin ki alemi aptal yerine koyarak söz söylüyorsun. Küfür sözden çıkar, fiilden değil. Küfür Allah'ın hak dediğine batıl demek, batıl dediğine hak demektir. Onları hükümden kaldıran Allah'ın kendisidir. Sen onları cennete sokamazsın. La ilahe illallah deseler de yetmez. Risalet-i Muhammediye'yi tasdik, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bile bir mecburiyetidir. Fethullah'ın 50 katı cemaati de olsa yanlış yanlıştır. Size söyledim, hakikat sayıyla tayin etmiyor. Hakikat sayıyla tayin etmiyor, mesnedi şer'iyle tayin ediyor. Müslümansan senin ölçün bu olacak. Fethullah için uğraşıyorlar, İslam için değil. Sen 1 milyon adet kitap bastırıyorsun Fethullah müdafaa için. Sonra Fethullah'ın çöpü bile yokmuş. 2,5 milyon adet dergi bastırıyorsun. Fethullah değil mi? Değil mi soruyorum. Yanlışsa yanlış. Sen kendi adına onun yanlışını müdafaa ediyorsan. Edebiliyorsan.